Çağdaş Şaşmaz. Zıpkın'da amatör olarak balık avı yapmaktayım. Yıllardır bu spor yapıyorum. Yıllardır deneyim ettiğim durumlar var. Ülkemizde son 4-5 yıldır görülen aslan balığı, istilacı bir balık. Bunun avını yapıyoruz. Çok lezzetli bir balık. Dikenlerinde zehir var. Bunu bildiğimizden beri dikenlerini temizleyip ondan sonra tüketmeye başlıyoruz. Diken temizleme işini de suyun içinde, denizin içindeyken yapıyoruz. Balık öldükten sonra dikenlerin bize zarar vermeyeceği bir noktasından tutup makas yardımıyla dikenlerini kesiyoruz. Dün bu konuyla ilgili acı bir tecrübe edindim. Balığın öldüğünü zannettim. Balığın tam ağız kısmından tutmaya çalışırken balık aslında ölmemiş. Benim ona zarar vereceğim için bir çırpınmayla veya bir o anki oda bir stresiyle iki tane dikenini parmağıma soktu. Hızlı bir şekilde sudan çıktım. 20 dakikalık yolum vardı yalnız karaya çıkmak için. 20 dakikada karaya çıktım. İlk müdahaleyi orada kendimiz yaptık. Bu konu hakkındaki uzman arkadaşların tavsiyesi ilk bir saat içerisinde sıcak su demişlerdi ama yanımızda sıcak su olmadığı için arabada amonyak vardı. Amonyakla biraz pansuman yaptık. Sonra hızlı bir şekilde hastaneye geldik. 45 dakika falan sürdü hastaneye gelmemiz. Hastaneye geldiğimizde ilk müdahaleyi yaptılar. Gerekli tahliller yapılıp gerekli serum uygulamaları yapıldı. Akşam çok fazla bir şey yoktu. Ağrımsızım kalmadım. İlk bir saatki ağrı çok felaket yalnız. Çok işlevsiz bir ağrıydı. Yani elimi komple bileğimden aşağısını hissetmiyordum. Hastanede gerekli tedavi uyguladıktan sonra ağrısızlığı kalmadı ama gece boyunca şişmeye devam etti. İlk görüntüler fazla elimde yok ama şu anki hali bu. Çizgi topladığını düşünüyorum. Şimdi hastaneye geldim tekrar. Tekrar bir kontrol edeceğim. Babası çevirmeci. Çünkü kuzu çevirmeye giderler. Ahşap tekne 9 metre, 10 metre. Benimki 7 falandı. Bizimki de 7 metreydi. Uzatmasıyla 9'du. Normal şey. Gökhan benim hem asker arkadaşım hem balık arkadaşım. Şöyle şöyle yapacağız.